Yemen'de yaşanılan son gelişmeler sevgili izleyiciler de ısrarla belirttiğim gibi zaman içinde ve hatta yakın bir zaman içinde ve hızlı bir biçimde Libya'dakine benzer bir gelişmeye doğru evrilecek gibi gözüküyor. Çünkü 2015 yılında İran yanlısı Husilerin Sana'da Mansur Hadi yönetimine karşı yapmış olduğu darbeden sonra Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın o dönemde Türkiye'nin de desteklediği bir mantalite ve askeri yaklaşımla başlattıkları operasyonlar ve iki parçalı gözüken bir savaş sürecinden sonra bugün ne yazık ki üç parçalı bir yapıya dönüşmüş ve bölgesel istikrar açısından da küresel dengeler ve bölgesel dengeler açısından da çok vahim bir noktaya doğru yürümekte olan bir krize dönüşmüş durumda. Bu olayın içinde Türkiye zaman içinde yer alır mı, yer almaz mı diye tartışmanın anlamı bile yok. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'den almış olduğu talimatlar ve birlikte yürütmekte oldukları stratejik çalışmalar çerçevesinde özellikle Sokotra adasında gerçekleştirmekte olduğu olay zaten bu bölgenin ana noktasını teşkil ediyor ve yarın bir gün Libya olayında üç aşağı beş yukarı sağlanacak istikrar çerçevesinde Türkiye'nin o bölgeye de yakın ilgisinin olmayacağını hiç kimse garanti edemez. Çünkü sonuç itibariyle gerçekten Sokotra adasında yaşanılanlar bölgede Sirte kadar önemli ve hatta Sirte'den de daha önemli, Libya'nın Sirte'sinden de daha önemli bir durumla karşı karşıya bıraktı bu işi. Niçin bunu söylüyorum? Çünkü Sokotra Anakkara'ya uzakta 6-7 adadan oluşmuş bir adalar takım adası ama Hint Okyanusu, Babülmendep, bütün petrol ve ticaret yollarını olağanüstü kontrol etme yeteneğine sahip bir ada. Ve bu ada uzun yıllardır herkes için büyük bir çekişme alanıydı. Mesela ben gayet iyi hatırlıyorum o zaman gençlik Soğuk Savaş yıllarında. Ülke Kuzey Güney Yemen diye yine ikiye bölünmüştü. Güney Yemen Sovyet yanlısıydı. Ve Sokotra Adası'na dönük NATO'nun olağanüstü planlamaları vardı. Yani o ada belki de 3. Dünya Savaşı'nı çıkartacak önemli bazı stratejik değerlere sahipti. Şimdi ne oldu? Ne olduğunu söyleyeyim. Olan şu, Sokotra Adası'na daha önce silah mühimmat çıkartıp bir bölümünde en azından üst elde etmiş olan Birleşik Arap Emirlikleri oradaki valiyi attı. Yerine yeni bir vali geldi ve bütün mevcut Mansur Hadi yönetimine bağlı tüm yetkilileri de bir sandala koydu, yolladı. Nereye? Aden'e veya işte Yemen'in kendisine. Bunu yaparken de dediler ki efendim burada Fransızların belirttiği gibi istihbaratını Türkiye ile Katar çok özel bir operasyon gerçekleştiriyordu. Bakın bu çok önemli. Fransız istihbaratına bağlı çalışan Intelligence Online Fransız kurumu, bu İsraillilerin defkası gibi bir şey, belki biraz daha ciddisi. Peki ne demişti? Efendim orada Islah Partisi vasıtasıyla, ki Islah Partisi Yemen'in en büyük, en güçlü partisi ama Birleşik Arap Emirlikleri Islah Partisi'ni terörist ilan etmiş durumda. Niye? Müslüman kardeşlerden sayıyor. Müslüman kardeşlere olduğunuz an Birleşik Arap Emirlikleri için işte Muhammed Mursi gibi öldürülmeyi hak edenler grubuna doğal olarak girmiş oluyorsunuz. Şimdi bu Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Geçiş Konseyi dediğimiz Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber çalışan ve ayrılıkçı grup şunu dediler: biz bu Sokotra Adası'nı almasaydık Türkiye ile Katar el koyuyordu. Böyle bir laf ettiler.
Ve onun üzerine Yemen Devlet Bakanı General Abdülgani Cemil dedi ki Birleşik Arap Emirlikleri durup dururken bu ülkenin en güçlü partisi ve bu ülkenin ana yapısını oluşturan, siyasi yapısını oluşturan Islah Partisi'ne karşı düzenli saldırı gerçekleştiriyor ve eğer bu kadar düşman idiyseniz, Islah Partisi'ni Sokotra'yı işgal ettiğinizde o partinin bayrağını değiştirebilirdiniz, indirebilirdiniz. Ama siz Yemen Devleti'nin bayrağını indirdiniz, yerine Birleşik Arap Emirlikleri'nin bayrağını çektiniz. Buna hakkınız yok, buna uluslararası hukuk açısından da yok, hiçbir açıdan yok. Derhal Yemen bayrağını oraya dikin ve valimizin görevine iade edilmesi için gereken işlemi yapın. Eğer hükümete bağlı askerler bu saldırı karşısında çok fazla direnmeyip geri çekildiyse Sokotra Adası halkına duyduğu saygıdan ve o bölgede kan dökülmesini ve adanın UNESCO tarafından korunan çok özel bir ada, 800 farklı canlı türü yaşıyor ve adanın kültürel varlığına olan saygıdan dolayı savaşmadık. Ama siz Birleşik Arap Emirlikleri'nin bayrağını oraya çektiniz, o bayrağı oradan indirin dedi. Şimdi çok enteresan bir şey, İbrahim Celal diye bir uzman var, Yemen uzmanı, The New Arab yayın organına bu gelişmeyi şöyle yorumladı. Nasıl büyük bir komplo, nasıl bir uluslararası kumpasla karşı karşıya olduğumuzu anlatmak için adamın söylediklerini, namuslu bir adam belli ki, namuslu bir uygulaması var. Sokotra'da efendim dedi, Türkler yok. Sokotra Adası'nda bir tane bile Türk yok. Bırakın Türk siyasetini veya askerini vesairesini, Türkler yok. Islah o takım adaları hiçbir zaman kontrol etmedi, edemedi siyaseten ve hiçbir zaman da yönetmedi. Yani ne Islah Partisi var, ne Türkiye var ve dolayısıyla ne de Katar var o bölgede. Zaten dedi İbrahim Celal, Husiler hiç yok. Yani İran yanlıları o adalara hiç ayak bile basmamış durumda. Peki o zaman efendim Türkler ele geçiriyordu, biz gittik bayrağı çektik lafı ortada kalmış olmuyor mu? Belli ki Orta Doğu'daki Birleşik Arap Emirlikleri İsrail hattında oluşturulmuş Siyonist ittifak dünyanın en stratejik noktası olan Sokotra Adası'nı Yemen'den çekti aldı. Yani o artık Yemen'in bir malı değil. Orada Birleşik Arap Emirlikleri'nin bayrağı sallanıyor. Yarın bir gün Güney Geçiş Konseyi başarılı olur da Yemen'i Kuzey-Güney diye ikiye bölerse o zaman şunu da göreceğiz ki Güney Yemen diye adlandırılan yeni oluşum esasında Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail olacak. Çünkü Islah Partisi'nin yani Müslüman kardeş diye adlandırılan Islah Partisi'nin o bölgede hiçbir etkisinin olmadığını nereden anlıyoruz biliyor musunuz? Çünkü bu adamların işgal edip de görevden aldığı Sokotra valisi genç bir sosyalist. Genç bir sosyalist. Hiç o böyle ne Islah Partisi ile alakası var, ne İran'la, ne şunla bunla. Bayağı Avrupalı stilinde bir sosyalist adamı aldılar görevden. O yüzden şu anda tabii çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Ve Yemen eski Ulaştırma Bakanı Salih Al-Gabbani'nin açıklaması zaten bütün her şeyi özetlemiş durumda. Diyor ki, efendim diyor, Suudi Arabistan bu savaşta Birleşik Arap Emirlikleri ve İran karşısında yenildi. Yani esasında diyor baştan
Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber girmişlerdi bu savaşa. Ama Birleşik Arap Emirlikleri zaman içinde Güney Geçiş Konseyi ile birlikte Suudi Arabistan'dan ayrıldı. Islah Partisi ile Mansur Hadi'nin meşru yönetimini Müslüman Kardeşler ve Türkiye Yanlısı olarak adlandırarak bir anda savaşın boyutlarını başka bir noktaya doğru taşıdı. İncelendiği zaman incelediğimizde diyor, Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri ve İran kazandı, kaybeden bellidir ve korkunç bir tabloyla karşılaştık diyor. Şimdi burada tabii önemli bu bütün bu gelişmeler. İddiaları yani karşı cephenin iddiaları Islah Partisi'nin Milli İstihbarat Teşkilatı üzerinden Türkiye ile düzenli bağ kurduğu yönünde. Şimdi esasında Türkiye tabii ki bağ kurmakta serbest ve özgür bir ülke. Bütün o bölgeleri değerlendirdiğimizde tabii ki olay çok önemli ama bir sonraki Libya yeni videomda da adından bahsedeceğim. Tel Avivli gazeteci Yossi Mehman Middle East Eye'da çok güzel bir şey hazırladı, analiz. Ve o sayede biz onun analizi sayesinde 3 aşağı 5 yukarı İsrail'in nabzını yakalama fırsatı bulduk Türkiye'ye dönük olarak. Orada diyor ki Yossi Mehman, arkadaş diyor bu İsrail sistemi, İsrail'i yöneten kadro ve Mossad Türkiye'nin Yemen'e kadar inecek boyutta güçlenmiş olmasından çok rahatsız. Ve şunu anlıyoruz ki Yossi Mehman'ın Middle East Eye'daki yazısında Birleşik Arap Emirlikleri'ni Islah Partisi ve Mansur Hadi'ye karşı harekete geçirten ve ülkeyi Türkiye'nin eline bir bütün olarak geçmesindense veya İran'la Türkiye arasında paylaşılmasındansa Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında bir an önce paylaşılmasında yarar var düzeyine taşıyan güç İsrail. Burada çok açık ve net görüyoruz. Ve bu açık ve net görüş her geçen gün atılan her adımla yeniden değer kazanıyor. Çünkü anladığımız kadarıyla İsrail'in planı şu, bütün bölge için. Türkiye hiçbir zaman kazanmasın, onun karşısında kim olursa olsun o kazansın, biz onunla çalışmaya devam ederiz. Bu mantalite Yemen'e de yansımış durumda, Libya'ya da yansımış durumda, anlatacağım Libya'yı sonra başka bir videoda. Ve buraya da yansımış, Yemen'e de yansımış durumda. Bir Türkiye korkusu, bir Türkiye endişesi ki bunu önümüzdeki günlerde isim isim kimler bu işleri planlıyor falan onları da anlatacağım. Ama gördüğüm kadarıyla bu Türkiye korkusu, Türkiye endişesi inanılmaz bir parçalama arzusuna dönüşmüş vaziyette. Libya'yı parçalayalım bir parçası bizde kalsın. Suriye'yi parçalayalım bir parçası bizde kalsın. Yemen'i parçalayalım onun da bir parçası bizde kalsın. Geri kalanıyla da boğuşuruz. Ama hepsinde ortak şey Türkiye olmasın. Böyle bir hikayeye doğru girmiş durumdayız. Bakın, Halife Bin Zayed El Nahyan Vakfı diye bir vakıf var. Bakın, bakın. Halife Bin Zayed El Nahyan Vakfı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin vakfı, kısaca Halife Vakfı olarak adlandırılıyor. Bu vakıf 10 yıldır Yemen'de sözde bir sivil toplum kuruluşu olarak, ama savaş sürecinde ve 2015 öncesinden başlayarak, tıpkı bizim diğer sivil toplum kuruluşlarımız gibi, İnsani Yardım Vakfı falan gibi, oradaki insani sorunlara güya çözüm bulmak için Yemen'de olduğunu söylüyor Halife Vakfı. Peki bu Halife Vakfı Yemen'de bir tek nerede çalışıyor
bir tek merkez kurmuş 10 yıl önce. Bir tek merkez. O da Yemen'de insani bir vakıf görüntüsü vererek bir tek yerde. Neresi biliyor musunuz? Sokotra Adası. Sokotra Adası'na el koymayı zaten bunlar işin yıllar öncesinde karar vermişler. Şimdi Mansur Hadi hükümeti bazı STK'ları listeledi. Kayıtlı olmayan STK'ları yani Yemen'de çalışma sürdüren fakat Yemen hükümetine resmen bildirilmemiş STK'ları, sivil toplum kuruluşlarını, bazılarının kendi şeylerinin, görev alanlarının dışına çıktığı yolunda bir listeleme yaptı. Ve tabii ki bu Halife Vakfı'nı da bir an önce Yemen'den çıkartmanın kararını aldı. Ve bu konuda yaptığı açıklamada da hükümet diyor ki, Halife Vakfı orada yürüttüğü eğitim çalışmalarıyla, bakın bu okul işleri, bu iyice stratejik bir nokta, FETÖ'den görüyoruz işte yani şey olarak. Yıllardır Sokotra Adası'nda yürüttüğü eğitim çalışmalarıyla o bölgenin, o adanın güçlü ailelerinin, ya hemen tabii hemen anladınız FETÖ okullarını yurt dışında neler yaptığını, hatırladınız daha doğrusu. Sokotra Adası'nın güçlü ailelerinin çocuklarının eğitimini Birleşik Arap Emirlikleri yürütmüş ve bu güçlü ailelerin ve o bölge halkının çocuklarının beynine Sokotra Adası'nı Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminde istikrarlı, güzel ve zengin bir ada olacağı düşüncesi aşılanmıştır diyor. Emperyalizm böyle bir öykü. Onu anlatmaya çalışıyorum. Küçücük bir Birleşik Arap Emirlikleri cebindeki parayla entegre edilir ve bu entegrasyon sürecinde de ona denir ki 20 yıl sonra Sokotra Adası'nı sen alacaksın, bizim adımızı alacaksın, el koyacaksın. Ama bunun için oradaki çocukları bugün de eğitmen lazım. O çocuklar bugün de senin oradaki yönetimine onay vermeleri, bugünden ona hazır olmaları gerekir. Gerçekten şu anda müthiş bir komployla karşı karşıyayız o bölgede. Ve tabii güya ateşkes sağlanmıştı hükümet kuvvetleriyle güney kuvvetleri arasında. Hemen işte koalisyon güçleri, askerler araya girmişti falan. Geçiniz güney güçleri ve Mansur Hadi arasında çok ciddi çatışmalar var. Abyan bölgesi, özellikle Şakra ve Salem bölgelerinde kanlı çatışmalar var. Güneyciler onlar bize saldırdı diyor, öbürü onlar bir şey, hiç önemli değil. Ama sonuç itibariyle şu anda bölgenin en rahat gücü giderek artan bir şekilde İran ve ona bağlı Husiler. Çünkü Sana'da yani meşru başkentteki yönetimlerini vesairelerini güçlendiriyorlar ve bu tarafta Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in güya Türkiye ile Katar'a karşıymış gibi gözüken ama esasında tamamen yayılmacı kimlik taşıyan manevraları karşısında rahat bir dönem yaşıyorlar. Yemen'i tıpkı Libya gibi takibe devam edeceğim ama bu arada sizlerden de bir ricam var. Lütfen abone olun. Beni izlerken orada bir düğme var. Abone düğmesine de bir basın ki bu kanal başka insanlara ekmek parası versin, biraz daha güçlensin, haritalar, şunlar bunlarla daha iyi bir yayın yapabilirim. Desteğiniz gerekiyor abone olarak. Şimdilik hoşça kalın.